Steam ve Epic Games'te ilkbahar indirimleri başladı. Onlar hakkında bir video istediniz benden. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. İlk başta Epic Games'e başlıyoruz. Epic Games'te bir eskiden açtım ve hesabı girdim arkadaşlar. Kalanmos önermiyorum arkadaşlar. Kalanmos bir korsan oyunu ama çok inanılmaz bomboş bir korsan oyunu. İçi boş bir kase gibi düşünebilirsiniz. Mekaniklerde sen sadece gemi sürme ve gemide ateş etme dışında hiçbir mekanik yok. Oyunun game design'ı da tamamen gidiyorsun, görev alıyorsun, savaşıyorsun, loot yapıyorsun. Bundan ibaret keyifli değil. Kendini tekrar eden bir oyun ve hiç de keyifli değil. Bunu alacağınızda Sea of Thieves alın, daha iyi. Prince of Persia Last Crown %40 iyi. Prince of Persia serisine yeni bir soluk getirdiler Last Crown'la beraber. Metroidvania diye adlandırdığımız süre çevirdiler oyunu. Eğlenceli mi? Gayet eğlenceli. Mekanikler farklı. Boss fight'ları özellikle ben çok seviyorum. Çeşitli combat mekaniklerine sahip. Ubisoft oyunları genel olarak indirime düşmüş. Bir Assassin's Creed'ler düşmemiş sanırsam. Avatar Aralık'ta çıkan bir oyun. Çok pahalı. Buna bu oyuna değmez. Yine kendi tekrar eden bir oyun. Far Cry tarzı bir şey. Eğer Far Cry oynadıysanız bu oyunu da az buz nasıl bir şey olacağını düşünebiliyorsunuzdur. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Cyberpunk teknolojik bir çağda geçen bir açık dünya oyunu. Gerçekten çok çeşitli. Çıktığı sene ne kadar bug'lı çıksa da bu Ultimate Edition içinde mesela DLC de veriyor. Yeni DLC'si çıktı geçen sene 2023'te. Oyunun bug'larını tamamen düzelttiler ve yeni bir DLC ile beraber de oyunu gerçekten toparladılar. Bunu çok geç yapsalar bile Cyberpunk 2077 oynamayanlar için bu büyük bir fırsat. Remnant 2 arkadaşlar aksiyon dolu bir oyun. Game Awards'ta da Game Awards 2023'te de 2023'te çıktı bu oyun. En iyi aksiyon macera mı ne oraya aday olan bir oyun. Kendisi Xbox Game Pass'te var bu arada. 400 TL eğer vermek isterseniz verin. Fakat Xbox Game Pass daha mantıklı bence. Alan Wake 2 yakın zamanda kanalda inceleme videosunu yaptım. Gerçekten çok sevdiğim bir oyun. Fakat aksiyon şemasını, aksiyon mekanikleri çok zayıf buldum. Ne kadar zayıf bulsam ama bu oyun olayı derin derin araştırma oyunu. Bir kasabada bir FBI ajanını canlandırıyorsunuz. Aynı zamanda paranormal vakaları da işliyor. Gerçekten bitirdikten sonra sizin aklınızı baya karıştıracak bir oyun. Oyuncunun aklını gerçekten çok fazla çelen bir oyun. Olacak gizem barındıran ve oyuncuya da bu gizemleri kösmeye bırakan Sam Lake'in ellerinden çıkan bir yapım. Lords of the Fallen'ı önermiyorum arkadaşlar. Lords of the Fallen bir Souls-like oyun ama çok başarısız bir Souls-like oyun. Ya From Software dışında bir Souls-like. Mesela From Software dışında başarılı olan Souls-like'lar da var bu arada. İlla From Software yapmadı diye başarısız. Ondan dolayı başarısız demiyorum. Mesela Lies of P. From Software yapmadı onu. Fakat çok başarılı bir Souls-like. Ya adama kılacaksınız. Mesela Steam'e de bakacağız. Steam'de From Software oyunları var. Lies of P var Xbox Game Pass'te. FC24. FC24 şu anda en geniş bulabileceğiniz en geniş bir futbol oyunu. Mortal Kombat 1. Son çıkan Mortal Kombat oyunu. Mortal Kombat yılların efsane. Sinister zaten çok farklı karakterlerle, çok daha değişmiş mekaniklerle tekrardan geri döndü yıllar sonra. Evet, Jedi Survivor çıktı karşıma fakat Jedi Survivor çok pahalı. Jedi Survivor cidden pahalı fakat şöyle bir şey göstereceğim. Jedi Fallen Order yani Star Wars Jedi Survivor oyununun bir önceki oyunu. Bu bir devam oyunu bu arada Jedi Survivor. Neyin devam oyunu? Bunun devam oyunu arkadaşlar. Fallen Order'ın devam oyunu. Ve Fallen Order gerçekten bedava gibi bir fiyata sahip. Souls benzeri bir oyun, öyle geçiyor. Star Wars fanları için güzel bir yapım ama oyun dünyası için güzel. Güzel bir yapım var. Tartışılır. Benim aslında bu oyunda şöyle zayıf bulduğum bir nokta var. Ödül sistemini hiç beğenmiyorum bu oyunun. Bir ödül sistemi var anasını satayım. Sandıklar açıyorsun, şey yapıyorsun. Top sakal çıkıyor. Yok bilmem ne de rengi değişiyor falan. O ödül şeyleri o yani. Bir görev yapıyorsun. Mesela core game loop mantığı vardır ya. Görev yap, görev al, görevi yap, ödülü al. Mesela o ödül al kısmını ben çok zayıf buluyorum. Ama oynamayacaksanız bile kütüphanenizde bulunsun. Elbet bir gün satarsınız. Hatta geliştiriciler Respawn Entertainment. Respawn'a güveniyorsanız Respawn Apex ile Titanfall'u yapan firma arkadaşlar. Zaten Respawn bu arada yakın zamanda Mandalorian oyunu da geliştiriyordu. Ama iptal oldu Mandalorian oyunu. Dead Island 2 hakkında şunu söyleyeceğim. Dead Island 2 almayın bence. Niye almayın? Dead Island 2 kaç senedir bekletiyorlar bu oyunu? Kaç sene oldu? 15 sene mi oldu artık? 15 sene önce bir ilk trailer'ı geldi bunun. Geçen sene çıktı galiba. Dying Light alsanız çok daha iyi. Dying Light aslında bu arada şöyle bir şey var. Dying Light'a çok benziyor görüyorsunuz ki. Neden? Şöyle bir şey. Dead Island 1'i yapan ekipten bazı insanlar Dead Island 2'nin çıkacağından çok ümitsizdi. Ne yaptı? Gittiler bağımsız bir seri olan Dying Light serisini geliştirdiler. Ya Dying Light dediğiniz şey de Dead Island'dan çıkma aslında. Ama Dying Light şaşırtıcı bir şekilde sonra da Dead Island'dan çok daha fazla başarı elde etti. Şu tam oyun 177 TL. Dying Light 2 bayağı pahalıymış. Dying Light 2 almayın. Ama Dying Light 1'i çok seviyorum. Açık dünyası falan da Urfa'da geçen bir oyun bu arada. Parkur zombi. Yani parkur zombi odaklı. Hogwarts Legacy'nin hakkını yediler ya. Ama Hogwarts Legacy bence güzel bir oyun. Hogwarts Legacy Harry Potter hayranlarını da kendine çeker. Harry Potter bilmeyenleri de kendine çeker. Bak öyle başarılı bir oyun bence. Gerçekten evreni güzel yansıttığını düşündüm. Harry Potter evreni. Ben Harry Potter'ın birkaç filmini izlemiştim. Hogwarts Legacy'de. Açık dünyası birazcık yetersiz bana göre. Aynı Star Wars'ta gibi. Star Wars'tan nasıl bahsedemedim. Neden bahsedemedim? Çünkü Star Wars'taki filmlerinde gördüğünüz o şeyleri, hareketleri oyunda işte düşünün. Hogwarts Legacy'de de Harry Potter filmlerinde gördüğünüz hareketleri, itemleri oyunda düşünün. Bunu almayın arkadaşlar. GTA'nın bildiğimiz 3 oyununu GTA 3, GTA Vice, GTA San Andreas mahvetti. Hem
hem bug'lı bug'lı. Eskilerinde bir şekilde saplanan bir şekilde erişin onlara. Dead Space çok iyi düşmüş. %60 indirime girmiş. Gerçekten çok iyi. Bu oyun bak görüyorsunuz zaten benim söylememiş gerek yok ki. Puanları görüyorsunuz yani. IGN'den aldığı puan. Universe'dan, GameSpot'tan. Bak bu GameSpot, IGN çok ünlü oyun kuruluşlarıdır bu arada. Çok büyük oyun kuruluşlarıdır gerçekten. Onlara zaten bu tarz oyunlar erken erişim olarak verilir. Onlar da böyle puanlar. Dead Space'in remake'idir bu arada. 2010 yılında çıkmış Dead Space'in remake'idir. Korku atmosferini tavan yaptı. Hem eski oyuna sadık kalmış bir yapım. Hem de yeni nesile yeni teknolojileri eski oyuna bağlamış bir yapım. Benim zamanında PlayStation 3'te oynadığım bir oyun. Dishonored Vampire oyunu arkadaşlar. İlginç bir dünyada geçiyor. Gerçekten inanılmaz farklı bir dünyada geçiyor. Sıra dışı bir dünyada geçiyor. Gameplay olarak, combat olarak da şu anda görüyorsunuz. FPS. Callisto Protocol arkadaşlar Dead Space'i yapan ekibin Dead Space'te çalışmış bazı insanların yaptığı başka bir oyun. Dead Space var bir yapıya sahip zaten. Gameplay olarak Dead Space'ten ama farklı bulduğum noktalar var. Mesela bu oyunun dodge mekaniği çok farklı. Beğenmedim o kadar. Bizi kapıştırdığı alanlar dar. Dodge mekaniği de geniş alanlar istiyor. Öyle bir dodge mekaniğine sahip. Gameplay'de de bu arada dodge çok önemli. Rainbow Six Siege. Çok severim ben bunu. Bakın ben var ya rekabetçi oyunları hiç sevmem. Açık konuşmak gerekirse ben rekabetçi oyunlar bana göre kesinlikle değildir. Ama bu oyunu çok seviyorum. Yapılmış en iyi birinci şans. GameSpot 10'da 10 vermiş bu oyuna. Demiş ki yapılmış en iyi FPS shooter oyunlarından birisi demiş. Bu oyunu nasıl tanımlayabilirim sizlere? Valorant artı CSGO düşünün. Neden Valorant diyorum? Karakterlerin, her karakterin kendine ait özelliği var. Özellik deyince şimdi Valorant'taki gibi sıra dışı özellikler gelmesin aklına, gerçekçi özellikler. Mesela Slash karakteri görüyorsunuz, bir çekici var. Farkı ne? CSGO düşünün. Böyle genellikle yapılarda geçiyor. Büyük yapılarda geçiyor. Bak böyle yerlerde geçiyor. Şeyler, arazilerde falan geçmiyor yani. Hep kapalı alanlarda geçiyor. Her yer kırılabiliyor. Neredeyse her yer kırılabiliyor. The Finals gibi de gelmesin aklınıza. Farklı bir yapıya sahip. Eşsiz bir yapıya sahip yani. Böyle bir direkt GameSpot'un verdiği puanla ve dediği cümleyle de anlıyorsunuz. Rekabetçi oyun sevmiyorsanız bile bu oyun sizi sevdirebilir. Far Cry 6 ucuz ama önermiyorum. Bildiğimiz Far Cry'le hiçbir fark yok. Far Cry'le tamamen para için uzatılmış seriler arkadaşlar. Bu da klasik bir Far Cry. Kendine özgü yine farklı bir şeyleri var. Açık dünyasında olsun. Ve sunduğu hikaye olarak tabii ki farklı olacak bir zahmet de. Gameplay olarak yine mekan var. Sık, ateş et. O tarz bir oyuna, yapıya sahip. Zamanında bir Far Cry oyununu, sadece bir Far Cry oyunu oynayıp o oyunun tadını çıkardıysanız arkadaşlar, diğer Far Cry oyunları size hiç zevkli gelmedi. Mesela diyelim ki Far Cry 3 oynadınız. Far Cry 3 seve seve oynadınız, bitiriniz. Başka bir Far Cry oynadığınızda sıkıcı gelecektir. Siz bu oyunu daha önce oynadınız. Aynısı, sadece hikaye farklı. Açık dünyada ufak da farklılıklar var. Görselliği farklı belki. Oynayacaksanız Far Cry 3'ü öneririm bu arada. Çünkü en başarılı Far Cry oyunu Far Cry 3. Hatta ona bakalım Far Cry 3'e. Blood Dragon var. O da yan oyunu. Far Cry 44 TL. Mesela abi bak bu indirimde. Bu Far Cry oynayacaksanız bir tane. Bu en başarılı Far Cry oyunu olan bunu alabilirsiniz. Gotham Knights önermiyorum. Bir live service oyunu. Geliştirici Warner Bros'un kendisi. Çok başarısız bir oyun arkadaşlar. Niye? Gotham Knights yine live service bir oyun. Live service oyunlar ne için yapılıyor? Genelde para için yapılıyor. Ve Warner Bros da tabi oyundan anlamadığı için böyle live service oyun deneyimine girmiş. 2024 senesinde yani bulunduğumuz sene, geçen aylarda Suicide Squad'da yaşadık. Batman Arkham oyunlarını yapan Rocksteady ne yapmıştı? Bir live service işine girmişti para için. Fakat çok başarısız bir şekilde yoldan ayrılmıştı. Neden? Çünkü başarısız yaptılar abi. Kötü yaptılar oyunu. Oyun da kötü. Kendini tekrar eden bir yapıya sahip. Pek bir numarası yok yani. Başarılı live service oyunlarını size oynamanızı öneririm. Özellikle mesela Destiny 2 var. Destiny 2 bedavaydı galiba. Vardı hatta burada. Destiny 2, Warframe. Eğer live service oyunu oynayacaksanız onları öneririm. Skyrim 2011 yılında RPG rol yapma öğesi, rol yapma türü en iyi örneklerinden bir tanesidir. Bethesda'nın geliştirdiği bir oyun. Ya Bethesda şu sıralar Starfield'da ne kadar gözlerden düşse de Skyrim'de de unutulmayacak bir firma. Orta çağda geçen ejderhalarla mücadele ettiğimiz, yani ejderhalar, mamutlar görüyorsunuz. Bak sıra dışı yaratıklar. Ya sıra dışı bir oyun. Özellikle benim doğasını çok sevdiğim, açık dünyasını çok beğendiğim RPG deyince akla gelen yegane örneklerden Skyrim. Rol yapma RPG ne diyorsanız da RPG arkadaşlar kendinizin tamamen ilerlediği, belli bir hikaye akışına sahip olmayan bir oyun. Nasıl? Belli bir hikaye akışı var ama sohbetler geçiyor, bazı konuşmalar, karakteri kendiniz yaratıyorsunuz. Rol yapıyorsunuz ha, basmaya rol yapma oyunu, tamamen size bırakılmış. Mesela Last of Us desen, Last of Us RPG değil. Niye? Tamamen bir ana karakter var, belli bir gitmen gereken yol var, diyaloglar belli. Anladın mı? Şivali rekabetçi oyun arkadaşlar bu arada. Şivali bir oyun değil. Ne bir hikaye, ne bir RPG. Orta çağda geçen bir rekabetçi oyun. Bazı askerler oluyorsunuz. Bunlar birbirinize karşı kılıçtır, oktur, böyle savaşıyoruz. Allah Allah Allah. Böyle savaş oyunu arkadaşlar. Dümdüz savaş oyunu böyle. Allah'a emanet, savaşıyoruz. Yani. Dalga geçer gibi gelecek size. Dalga geçiyorum diye gözükecek ama ben bunu PlayStation 3'te oynamıştım sabahında. Doom 64. Doom FPS türünün, bak FPS, first person. Onun atasıdır. Çok bu oyun işte. Doom'un ilk oyunu muydu bu? Doom 64 diye ama. Doom gerçekten gördüğünüz gameplay şu şekilde. Fakat hala eğlenceli. Doom'un yeni nesil oyunu da var bu arada. Onu oynadıysanız, o kesmediyse bunu da oynayın. Gerçekten oynayın çünkü FPS türünün atası. Ben PlayStation 3'ten oynamıştım yıllar önce bunu. Gayet de zevk veriyor ya. Şu Doom olması var ya, şu Doom. Şu nişancı, first person nişancı olması var ya. Ne CSGO, ne Half-Life. Onların hiçbirinde temeli atılmamış olacak. Ne Call of Duty. Onu
Ondan sonra bu Doom oyunu da var mesela, görüyorsunuz. Bu da sıradaki Doom oyunu. Ondan sonra Doom 2. Tabii gittikçe gelişiyor. Ondan sonra Doom 3. Doom 3 daha gelişmiş çünkü de gördüğünüz gibi. Ondan sonra Doom Eternal ve direkt Doom adıyla çıkan bir oyun var. Onlar da Steam'de. Ha bu arada Ata demiş ki GTA 3 hakkında da bir şey söyleyeceğim. GTA 3 de mesela yani GTA şeyini konuşmuştuk ya. GTA 3 de mesela açık dünya şeyinin atasıdır. Ya bu GTA 3 yok yani. Bu açık dünyada gezmeye, arabaya bin, in, adamlara vur, polislerden kaç falan, böyle açık dünya şey yoktu yani. GTA 3 de bunun temellerini atmıştır mesela. Batman oyunlarına geldik. De Suicide Squad oyunu bayağı gömdük seni, konuştuk onu. Günümüz oyunlarına taş çıkartacak oyunlar diyebilirim. Burada Batman Arkham hangisi yok? Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins Steam'de var. Burada yok. Batman Arkham Asylum var. En eski Batman Arkham oyunu bu. Batman Arkham Knight var. Bence en iyi Batman oyunu bu. Batman Arkham City var. Gördüğünüz gibi. Şöyle mesela Batman Arkham Knight'e girelim. Gerçekten combat mekanikleriyle bu fiyatlar gerçekten inanılmaz ucuz. Günümüz oyunlara dediğim gibi taş çıkartır vaziyette. Hele bir Batman severseniz zaten birçok Batman'in düşmanı, birçok Batman'in arkadaşı, dostu, Batman'le alakalı her şey çıkıyor karşınıza bu seride. Walking Dead Telltale oyunları var arkadaşlar. Bunların ana oyunu, buna yan oyunları da var bu arada. Üçleme dışında galiba. Bunun üçlemesi vardı. Birinci sezon, hani ikinci sezon, bir de üçüncü sezon. Bu da farklı galiba. Ana oyun diye geçiyor ama farklı bu. Bu seri arkadaşlar seçmeli bir seri. Yani Detroit'tir, Until Dawn'dır, Beyond Two Souls'tur. O tarz bir seçmeli bir seri. Seçerek kaderi değiştirilir bir seri. The Walking Dead dizisini biliyorsunuz zaten. Günümüz oyunların grafikleri gibi değil. Yani farklı bir yapıya sahip çizim olarak. Mesela Valorant tarzı mı deriz buna artık? Fortnite yok. Fortnite değil ya. Yani böyle farklı. Kendine özgü bir tarzı var. Kendine özgü bir tarzı var. Dizileri bayağı duygulandıran noktaları da olacak bu arada, spoiler vermeden. Metrolar var. Metrolar çok ucuz. Metro 3 tane ana oyunu var. Özellikle Exodus çok başarılı. Klasik bir FPS shooter oyunu aslında. Diyecek pek bir şeyim yok. Yine canavarlarla mücadele ediyoruz. Açık dünya, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Alan Wake'den şeyi önermiştik, ikiyi önermiştik. Ben Alan Wake Remastered'ı indirdim de. Alan Wake Remastered'ı daha çok öneririm. Yani Remastered'ı da üstüne de fazla bir değişiklik yok ama yine Remastered olduğu bir şeyler var. Alan Wake 2'yi ben daha çok sevdim. Dediğim gibi Alan Wake 2'deki araştırma olayları olsun, sonra bulmaca çözmeler. Aksiyonu yine tek düze fakat yine atmosfer değişiklikleri, hikaye anlatısı, hikaye sunumu. Alan Wake 2 çok özel bir oyun yapıyor. Ama birinci oyunda pek bir numara yok arkadaşlar. Tavsiyem birinci oyununu 16 TL yine alabilirsiniz ama oyuncağınızdan pek emin değilim. Alırsanız kütüphanesine eklemek için alabilirsiniz. Çünkü aksiyonu maksimum oynanışı tek düze. Işık tutuyorsun canavara, ateş ediyorsun, bu kadar. Alan Wake 2'nin dediğim gibi araştırmadığı, atmosfer işte hikaye sunumu, kasabalardaki olay çözme, açık dünyası da var Alan Wake 2'nin bu. Onlarla beraber Alan Wake 2 çok renkli bir oyun. Ama Alan Wake Remastered çok aşırı tek düze bir oyun. Almak isterseniz ucuz yine kütüphanesinde durmak için alabilirsiniz. Ama illa bilmek istiyorsanız YouTube'dan hikaye anlatım videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Ben şahsen oynadım, bitirdim. Superhot var arkadaşlar. Daha çok böyle bir yarda keyfi çıkan bir oyun aslında. Yar oyunu bana göre yani. Tam böyle bir yarda eğlenceli oluyor. Superhot daha böyle ciddi hikayeli oyunlardan birazcık uzak, farklı bir şeyler oynamak istiyorsanız. Gördüğünüz gibi böyle eğlenceli bir oyun. Adamlar parçalanıyor, böyle silah alıyorsunuz. İşte yumruklu, silahlı, böyle sen grafik desen ilginç bir şey. Grafik yok. Taktikler geliştirmeniz gereken. Tek mermide ölebileceğiniz. Bu arada roguelike oyun bu arada, söyleyeyim. Ölünce baştan başlıyorsanız her şey, hepsi tekrar yapmanız gerekiyor. Mesela o tarz daha böyle hikaye odaklı olmayan başka bir oyun. Mesela bu oyun hikaye odaklı değil. İndirimde mi? İndirimde değil mi? Aha! Ben bu oyunu 900 saat oynarım arkadaşlar. 900 saat ben bu oyunu oynarım. Öyle bir oyun. 900 saat oynanmam. Watch Dogs 2 yani açık dünya hack oyunu. Mesela Ubisoft'un yaptığı bir oyun. Tartışmalı bir oyun. Yani gerek kimi sever, kimi sevmez. Genel manada kötü veya iyi bir oyun diye ben diyemem. Genel kapsamda insanların yorumlarına odaklı. Çünkü seven çok seviyor. Sevmeyen hiç sevmiyor. Dünyaya bir karşı olan bir karakterimizi canlandırıyoruz. GTA tarzı. GTA tarzı evet. Farklı mekanikler var fakat kendine özgü. Parkur da aynı zamanda. Kingdom Come ben de Steam'de var. Ana oyunu 74 TL'ymiş. Kingdom Cup çok gerçekçi. Ortaçağ oyunu. Kaç tane ortaçağ oyunu önerdik bugün bilmiyorum. Ortaçağ hikayeli oyun. Gerçekten çok gerçekçi bir oyun. Yani grafik olarak değil. Gerçekçilik grafik demek değil bu arada. Gerçekçilik hissiyat. Ah bak şu şekilde görüyorsunuz. VR oyunu değil bu arada. VR değil yani, öyle anladım. Bak. Değil mi? VR gibi duruyor. Gerçekçilik sizi rahatsız edebilir. Öyle uyarayım şimdiden. Oyunun gerçekliği sizi rahatsız edebilir. Şurada yapabilirsiniz. Şey. Bakın görüyorsunuz. Çok gerçekçi bir oyun. Görüyorsunuz ki ortaçağ oyunu. Mekanikleri birazcık isteyelim. Aa hocam geldi Red Dead Redemption. 400 TL'ye düşmüş. Ben Red Dead Redemption hakkında ne diyebilirim? Dünyanın en iyi oyunu diye klişe söylemler yapmayacağım. Çünkü dünyanın en iyi oyunu diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu konu hakkında bu arada güzel bir video gelecek. Sağlam bir video gelecek. Bir oyunlar hakkında genel kapsamlı yorum yapacağım bir video gelecek arkadaşlar. O videoda dünyada çok sevilen oyunları ele alacağız. Ve genel olarak oyunların yapısını ele alacağız. Bir oyuncu oyundan ne ister? Parayı verirken oyundan ne bekler? Paranın karşılığı bir oyun
nasıl verir? Bir yapımcı oyuncuya ne vermek ister? Onlardan bahsedeceğiz. Gerçekten sağlam bir video olacak. Sağlam bir video olacak yani. Öyle Red Dead Redemption hakkında bir inceleme videosu gelecek bu arada. O video ayrı olacak. Red Dead Redemption görüp görebileceğiniz en detaylı açık dünyaya sahip oyun. Görüp görebileceğiniz en gerçekçi oyunlardan bir tanesi. Teknoloji çağının ötesinde bir oyun bir kere Red Dead Redemption 2. Sınırları zorlayan, gerçekten oynadıktan sonra da üzerinize çok büyük bir etki bırakacak olan, gameplay olarak da sade olan ama etkileyici bir oyun olan, her yönden etkileyici bir oyun olan bir oyun Red Dead Redemption 2. Bu fiyata da kaçmaz. Watch Dogs 1 de varmış, buradan söyleyeyim. Watch Dogs 2 önermiştim ama 1 de var. Assassin's Creed'lerden sadece Syndicate indirime girmiş ve sağlam indirime girmiş. Bakın Gold Edition'ı 200 TL. Assassin's Creed'in kendisi bak sürünmüyor. 117 TL, bu da kendisi. Bazılarına göre en iyi Assassin's Creed oyunudur Syndicate. Parkur mekanikleri Assassin's Creed'ler arasında en iyisi. Gerçekçilik olarak, hissiyat olarak, yaptığı animasyonlar olarak, akıcılık olarak, özellikle akıcılık çok önemli. Savaş mekanikleri de klasik Assassin's Creed'lerin savaş mekanikleri biliyorsunuz. Origins, Odyssey, Valhalla'yı saymıyorum bu arada. Onları Assassin's Creed olarak pek saymıyorum. Ben Assassin's Creed deyince anlayın. Assassin's Creed 2'lerden, Brotherhood'lardan bahsediyorum. Londra'da geçiyor. Tabii her Assassin's Creed oyununda olduğu gibi farklı bir atmosfer sunuyor. Suikastçı parkur oyunu hocam. Ooo Witcher 3. Witcher 3 peki indirime girmiş. Witcher 3 2015'te yılın oyununu kavada kapmıştır hocam. 2015'te gerçekten güzel bir yıldı bu arada. Bloodborne çıkmıştı. Fallout 4 çıkmıştı. Kombat mekaniklerinin seveni çok sevdiği, sevmeyeni de hiç sevmediği bir oyun. Benim şahsen çok sevdiğim bir oyun. Orta çağda mı geçiyor diyeyim buna? Kaçıncı orta çağ bilmiyorum da o tarz bir oyunda çağda geçiyor görüyorsunuz ki zaten. Witcher serisinin 3. oyunu. Büyü yapmalı bir oyun genelde, yani gerçekçi bir oyun değil. Yani tam olarak gerçeği yansıtan bir oyun değil. Büyü üzerine kurulan bir oyun. Zaten oyunda da siz Witcher'sınız. Yani ırkınız Witcher, yani büyücüsünüz siz. Köylüleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Açık dünyada olaylar gelişiyor. Birisini ararken buluyorsunuz. Bir başka bir şey yaparken. Çok geniş çaplı bir oyun. Kombatını da gerçekten farklı buldum. Denemesi, her oyuncunun denemesi gereken bir oyun bence Witcher. Her oyuncunun denemesi gereken bir oyun. Sevmeyeni anlarım. Seveni de severim. Açık dünyası gerçekten 2015 yılında çıkmasına nazaran günümüze taş çıkartan vasiyette. Günümüz oyunlarına, günümüzdeki bazı oyunlara taş çıkartan vasiyette. Seviyorum bu oyunu. Seviyorum bu oyunu. Evet, Mafya serisi direkt indirime girmiş. Mafya Trilogy paketi tabi bunları tek tek almaktansa daha mantıklı. Mafya 3 kötü arkadaşlar. Mafya 3 oyunu basbaya GTA'ya rakip olmak için yapılmış. GTA dediğimiz şey de bizim zaten açık dünyanın zirve noktası. GTA Rockstar'a sen nasıl rakip olabilirsin? Yani niye bu topa giriyorsun ki? Mesela Rockstar GTA 3 ile zamanında o kadar büyük bir bomba yaratmış ki. Rockstar şöyle bir firma abi. GTA 3 ile zamanında o açık dünya dediğimiz şey nasıl efsane bir boyut kattıysa, Red Dead Redemption 2 ile de o boyutu, o açık dünya boyutunu arşa çıkarmıştır. Yani zirveye çıkarmıştır. Üstü gelmeyecek vaziyette noktaya dedirtmiştir ya. O noktaya getirtmiştir açık dünya türünü Rockstar. Mesela Mafya olarak, Mafya oyunu serisi olarak açık dünya odaklı bir oyun değilsin ki. Sen aslında gameplay odaklı bir şey de değilsin. Oyun da değilsin. Gameplay'i de sade çünkü. Gameplay'i de gerçekten sade, eşsiz bir gameplay falan da yok yani. Sen hikaye odaklı, mafya odaklı bir oyuncusun. Sen bize mafyaları anlatıyorsun. 1930'lu yılların mafyalarını anlatıyorsun sen bize. Biz seni bu yüzden sevdik. Mesela Godfather dediğimiz mafya yapımı film sektöründe nasıl büyük bir dalga yarattıysa, mafya oyun serisi de oyun sektöründe büyük bir dalga yaratmıştır. Çünkü eşsiz ve mafyaları anlatıyor. Mafyaları anlatan yapımlar her daim sevilmiştir. Mafya 1 ile 2 bu konuda çok başarılı. 3 dediğim gibi daha çok gangster odaklı. Daha hiç mafya ile alakası yok. Gangster odaklı bir oyun. Mafya 1 ile 2 kesinlikle önemli. Tekrar yine Star Wars oyunu görüyoruz. 13 TL. Ama şöyle bir şey, bunun olayı gemi kontrol etmek. Yani şu gemi olayı. Olay bu. Ne Jedi Fallen Order ne Battlefront gibi Star Wars oyunlarıyla pek bir bağlantısı yok. Oyun gameplay olarak ya yani bir alakası yok. Eğer No Man's Sky'dan, Starfield'dan o beklediğiniz hassı alamadıysanız bu oyuna bakabilirsiniz. Ama bence No Man's Sky şu gemi sürme olayında zirvedir ya. Dostlar, saf bir parkur oyunu arkadaşlar. Ama burada Watch Dogs için de varmış. Yine bir Watch Dogs oyunu. Yine Watch Dogs 2 ile dediklerimin aynısını diyebilirim buna da. Ne diyebilirim başka Watch Dogs için'e ya? Aynısını diyebilirim. Daha çok bir soygun odaklı, biraz daha aksiyon odaklı bir oyun. Watch Dogs 2 daha gizlilik odaklı, parkur odaklı bir oyunu. Bu biraz daha aksiyon odaklı bir oyun. Dostlar, saf bir parkur oyunu arkadaşlar. Saf bir parkur oyunu. Parkurdan başka bir şey yok mu? Tabii var. Ama yeterince saf bir parkur oyunu. Kılıcımız var. Silahımız var. Bak gel. Bu arada puan olarak da güzel bu arada. Puan için kötü diyemeyiz şuna. Şu puanları kötü diyemezsiniz abi. ING Japonya. Kıyaslamıyorlar başka oyunla. Kendi içinde güzel puanlar almış. Kendi yapmak istediği şeyde. Şöyle olsaymış daha iyi olurmuş diyebileceğim bir şey yok bu oyun hakkında. Çünkü kendi yapmak istediği şey belli. Yaptığı şey belli. Among Us. Evet, diyecek bir lafım yok. 4 TL. Hala oynarsanız bilmiyorum. Bilmiyorum oynar mısınız ama belki oynarsınız. Among Us alın arkadaşlar. 2020'de oynuyorduk en son. Among Us ve ne güzel vakitler. Hatta YouTube'umda benim bir tane videomuz vardı. Yok kaç tane
tane, iki tane mi ne Among Us videomuz vardı. Vay be, çok severdim. 4 TL, sudan ucuz. Splinter Cell. Şimdi gizlilik deyince akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi. Ne bir fotoğraf, ne bir bu ne ya? Splinter Cell ilk oyunu bu arada. Ubisoft'un bir serisi. Ha, Splinter Cell'den bu kadar oyun var. Şeyde de daha fazla Conviction, mesela Splinter Cell Conviction diye bir oyun var. Mesela onu öneriyorum ben, mesela burada yok. Gizlilik oyunları zamanının, mesela Splinter Cell zamanında çok özel oyundu. Çünkü o zaman çıktığı zaman Splinter Cell, mesela ilk oyunu bu. Splinter Cell çıktığı zaman adam akıllı bir gizlilik oyunu. Askeri bir tane böyle operasyon karakterini canlandırdığımız bir gizlilik oyunu yoktu. Ne adam akıllı Hitman var. Gerçi bir de Hitman vardı galiba. O zamanlar Hitman vardı da. Mesela ne Assassin's Creed'lerde bir operasyon askerini canlandırıp gizlilik yapıyorduk. Assassin's Creed de gizlilik oyunu ama. Ne Metal Gear Solid'de operasyon askerini canlandırıyorduk. Bir tane Solid Snake komandoyu canlandırıyorduk. Ne de Hitman gibi bir ajan canlandırıyorduk. Harbi operasyonla gizliliğin güzelce harmanlanışı oyunu. Frostpunk yakında ikinci oyunu geliyor. İkinci oyunu da belki alabilirsiniz. Onu da bekleyebilirsiniz. Ama Frostpunk gerçi çok ucuz. Frostpunk bir tane şehir yöneticisi arkadaşlar. Şehir kurmaya, şehir geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şehirde aslında vatandaşlarınızı hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Zaten olayı ne bu oyunun? Olay soğuk arkadaşlar. Tomb Raider, Tomb Raider olarak bakacak olursak Tomb Raider'ın şu şekilde bakalım. Bu arada yeni çıktı, şunu almayın. Tomb Raider'ın bu aslında ilk serisi Tomb Raider'ın. 3 tane oyunu vardı Tomb Raider'ın. Buna sonra Remastered yaptılar. Geçen aylarda bunu Remastered versiyonu yayınladılar. Ama Remastered versiyonu var ya. Ben sandım ki şu, bunlar reboot bu arada. Reboot ne demek? Hikaye sıfırlaması. Şu üçlemeden sonra şu oyunla beraber reboot attılar seriye. Reboot da ya hikayeyi sıfırladılar. Baştan reboot seri şu üçü. Orijinal Tomb Raider serisine de Remastered yaptılar. Remastered dedin de Remastered olsa keşke. Ben grafiklere de Remastered deyince şu reboot Tomb Raider'lar gibi yapacaklar sandım. Remastered bu arkadaşlar. Bak orijinali bu, Remastered'ı bu. Yeni Tomb Raider'ları öneririm. Parkur oyunu. Uncharted'lar tarzı. Uncharted bari bir yapım. Hatta Uncharted serisi ilk çıkacağı zaman Tomb Raider çakması denmişti. Sonra dendi ki reboot Tomb Raider serisine de Uncharted çakması. Öyle bir Uncharted benzeri bir oyun. Almayı düşünenler varsa önermiyorum. Sıkıcı bir oyun arkadaşlar. Sıkıcı. Gerçekten sıkıcı bir oyun. Biz bunu Game Pass'te oynadık. Game Pass'te bayağı oynadık hatta. Sıkıcı abi. İşte çok eğlenceli gibi gözükebilir ama silahla sıkıyorsunuz ya, bir şey yaptığınız ettiğiniz yok, zombileri ateş ediyorsunuz, farklı bir değişen bir şey yok, bazı gidiyorsunuz bir yerlere bir şeyler yerleştiriyorsunuz, düşman çeşitliliği desen, düşman çeşitliliği yani görsellik olarak bir çeşitlilik var da hepsini aynı şeyleri yapıyor, hepsi aynı şeyleri yapıyor yani görsellik olarak çeşitli yani. Left 4 Dead 2'de devamı olarak çıktı. Left 4 Dead 2 çok daha başarılı bundan, geniş bir hayatta kalma oyunu, çok çok güzel bir hayatta kalma, benim en sevdiğim hayatta kalma oyunlarından bir tanesi Rust da var, fakat bu da benim en sevdiğim. Ha, Conan Exiles burada. Tamam. Complete Edition 1000 lira. O nasıl bir fiyat farkı ya? 100 TL arkadaşlar. Bunu kesinlikle öneriyorum. Arkadaşlarınız var ya, çok zevkli. Bir şeyler inşa ediyorsunuz. Farklı düşman çeşitlikleri. Dünyayı keşfediyorsunuz. Hayatta kalma oyunu keşfediyorsunuz. Armor geliştiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Allah! Hocam durun şunu bir yapma ya. Aşırı çeşitli bir oyun. Aşırı çeşitli. Köle falan, genellikle köle falan şey yapıyorsunuz kendinize. Hayvanlar evcilleştiriyorsunuz. Çok farklı canavarlar falan var. Dünyası bayağı bol çeşitli. Dolu dolu bir oyun arkadaşlar. Dolu dolu bir oyun. Filmi de var hatta bunun. Kitapları da var. Normalde onun oyunu zaten. Filmlerin, kitapların oyunu. Rain Simulator gayet ucuz. Rain Simulator arkadaşlar bir çiftlik oyunu. Saf bir çiftlik oyunu ya. Başka bir numarası yok. Gidiyorsunuz. Bir şeyler topluyorsunuz. İnşa ediyorsunuz. Silah milah. Doğayla mücadele. Bir şeyler geliştiriyorsunuz. Seriyi indirmek girmemişti Sipo. Digital Deluxe Edition'ı indirime girmiş. 189. Aa bak Digital Deluxe şey ya. Daha ucuz. Tipo da dövüş oyunu arkadaşlar. Nasıl bir dövüş oyunu biliyor musunuz? Her öldüğünüzde, değil mi, öyleydi. Karakter daha çok yaşlanıyor. Bir tık daha yaşlanıyor. Roguelike öyle geçer galiba. Dövüş oyunu. Harbi dövüş oyunu yani. Hissiyat da muazzam bu arada. Ve çok farklı imkanlar sunan bir dövüş oyunu. Abi evet. Sonunda Steam'e de geldik hocam. Evet. Kuryemiz de gelmiş. Anime ablamız. 13 dolar 400 TL. Yani Epic'te de 400 TL'ydi. Hemen hemen aynı. Forza Horizon 5 oynayacaksanız Game Pass'ten oynayın. Game Pass'te de var. Diablo 4 %50 indirme girmiş. 130 TL. 2023 senesinde çıkmış bir oyun. Diablo 4'ü Diablo fanları sever. Ben oynadım. Ben oyunu sevdim mi? Ne sevdim ne sevmedim. Yani hikaye olarak ilgi çekici. Zindan tasarımları olarak, hikaye olarak bu arada anlaşılması zor bir hikaye sahip. Mekan tasarımları, level design olarak birbirlerine tekrar eden level designları var. Gameplay olarak da yeni çok farklı özellikler barındırıyor. Fakat bak şöyle bir şey var. Çok farklı özellik barındırıyor. Bir tane skill ağacı var mesela. O skill'den skill'leri geliştiriyorsun. Çok farklı özellik barındırıyor. Ama her farklı özellik de aynı hissettiriyor. Diablo seven sever. Diablo 3'ü seven çok. Bu arada Diablo serisinde harbi fanı çok. Harbi seven çok. Bakalım mesela yorumlarına bakalım. Karışık. Görüyor musunuz? Karışık.
Yani ne kötü, çok kötü bir yorum var, ne çok iyi bir yorum var. Karışık yorumlara sahip. Terazide var, çok böyle ince uçta bir oyun ya. Çok uçta bir oyun yani. Mesela Baldur's Gate 3'te bir RPG oyun arkadaşlar. Baldur's Gate 3 2023'te yılın oyunu aldı. Ne kadar indirime girmiş? Baldur's Gate çok indirime girmemiş. Şeyler girmişti galiba. Larian Studio'nun başka bir tane oyunu vardı. Divinity Origins, evet, onlar indirime girmişti güzel. Baldur's Gate fazla indirime girmemiş. 2023'te güzel, çok ödül aldı. Hem yılın oyunu ödül aldı, hem bayağı da bir ödül aldı. Gerçek zamanlı değil, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Gerçekten dünyası çok ilgi çekici. En iyi RPG ödülünü falan aldı hatta geçen sene. Puanlara bak. Abi inanılmaz. Ben bu oyunu alıp iade ettim bu arada. Çünkü hitap edecek kişi sayısı çok da. Hitap etmeyen kişi sayısı da çok. Bana şahsen hitap etmedi. Ben sıra tabanlı oyunlara fazla has etmiyorum. Baldur's Gate denenlere göre sıra tabanlı, sevmeyenleri de kendine sevdirten bir oyunda ama şahsen benlik olmadığını düşünüyorum. Gayet güzel puanlar almış. Puanların hepsini hak ediyor. Yılın oyununu da hak ediyor. İçinde bin bir farklı mekanik barındırıyor. Bin bir farklı atmosfer. Harbi bir RPG oynuyor mesela. Dedim ya Skyrim'de ne fark var? Açık dünyada istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Mesela ondan sonra diyalog çeşitliliği var. Hikaye akışı, karakterinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Onlar dahil. Onlar tabii var da kendi ekibinizi kurma, kendi yerleşim yerlerinizi kurma. Ondan sonra benim daha tabii ben oyunu birkaç saat oynadım, öyle iade ettim. Benim bilmediğim tabii binlerce, onlarca özellik var. Harbi bir RPG oyunu ve aldığı ödülleri hak ediyor. God of War üstelik indirime girmiş. God of War benim gameplay'ine bayağı bayıldım. Gameplay'i başlarına kadar tekrar ediyor gibi gelse de mesela baltamız var. Başta sadece baltamız var. Sadece R2, R1, R2, R1. Başlarda öyle ilerlese de sonradan oyun bir açılıyor. Geçici bir şekilde açılıyor oyun. God of War serisi zaten eski bir seri. Yeni bir seri değil. Fakat yeni bir soluk getirirler bu oyunla beraber seriye. God of War bu oyunla beraber hem yeni oyuncuları kendine çekti. God of War bilmeyenlere yeni oyuncuları kendine çekti. Hem eski God of War sevenlere daha çok sevdirdi. Öyle başarılı bir oyun. Gameplay de çok farklı. Yarı açık dünyaya sahip. Puanlar da her yerde 10 puan aldı bu oyun. Yani her oyuncunun oynaması gereken bir oyun. Death Stranding 9 dolar. 190 TL. Epic'e bakalım. Oo, burada bayağı ucuz. Bak, buradan Epic'e de bir laf şey yapalım. Epic'e de bir referans yapalım. Oyun arkadaşlar çoğu oyuncu sıkabilir. Oyunun oyuncuya vermek istediği şey çok farklı. Yürüme simülatör diye geçiyordu. Yani herkes öyle, ya, oyun öyle geçmiyor ama insanlar diyor ki yürüme simülatör. Özellikle hikaye odaklı film tarzı bir oyun. Zaten Hideo Kojima yaptı. Metal Gear'ları yapan adam. Hideo Kojima da film gibi bir oyun yapmak istediği için. Yani o Hideo Kojima daha çok böyle film tarzı oyunlar yapmaya çalışıyor. Ondan dolayı bu oyun tam manada bir oyun değil. Film tarzı bir oyun. Çok farklı bir oyun ya. Ya ben bunu tam olarak tanımlayamam. İnanılmaz farklı bir oyun. Oynamanız gerek 164 TL. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Zamanında Epic Games bedava da verdi bunu. Days Gone bana Last of Us atmosferini yansıtan bir oyun. Çünkü zombili, kıyamet sonrası zombili bir oyun. Ne fark var? Açık dünya. Bir de motor sürebiliyorsunuz. Motor sürme mekaniği var. Bir de açık dünya. Genel olarak Last of Us andıramıyor. Epic Games'e 200 TL'miş bu arada arkadaşlar. Bu 200 o tarz o civarlarında 200 civarlarında. Burada 200'e aşkın. Last of Us düşünün ama açık dünya ve kendine özgü farklı mekanikleri var. Haunts. Haunts'ı çok seviyorum ya. En sevdiğim oyun. Oo, ETS feci düşmüş ya. ETS tır sürme oyun arkadaşlar. Ne diyeyim artık, tır sürme oyun. Rust. 130 dinleme gideceğim. Rust görüp görebileceğiniz en iyi hayatta kalma oyunlarından bir tanesidir. En başarılı hayatta kalma oyunlarından bir tanesidir. Arkadaşlarla oynamaya odaklı. Bir tane adadasınız. Ya, farklı farklı serverlar var da. Adadasınız. Adada kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Farklı oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Adada güzel saygı değer bir adam olmaya çalışıyorsunuz. Detroit %60 indirime girmiş. 12 dolar. Allah Allah. Abi bu Epic neymiş ya? Hocam burada indirimde 300 TL civarı. Burada indirimsiz 142 TL Epic Games'te. Abi bunu Epic Games'te alın. Detroit seçmeli bir oyun arkadaşlar. Seçmeli oyunların en başarılı örneği. Seçerek kader değişiyor. Yani bazı seçimler sunuyor size. Onlara göre kaderimiz değişiyor. Harbiden ya, 2030 yılında geçiyor. Robotlar dünyayı ele geçirmeye ramak kalmış. Siz tabii kadere göre bu arada robotları canlandırıyorsunuz. 3 tane robotu canlandırıyorsunuz. Kadere göre değiştirebiliyorsunuz. Bu arada aynı yapımcı, eğer bunu severseniz aynı yapımcının yaptığı Beyond Two Souls oyunu da var. Hatta şu adam William Dafoe bu oyunda güzel bir rol oynuyor. Until'dan farklı. Heavy Rain var. Heavy Rain de aynı yapımcı. Beyond Two Souls, Heavy Rain, Detroit bunlar aynı yapımcı. Bu da 70 TL. Evet, gördüğünüz gibi. Bu da yine seçmeli bir oyun. Aynı ters. Tabi atmosferler farklı, anlattığı hikayeler farklı fakat tarz olarak aynı. Assassin's Creed Valhalla 11 dolar. Yani 350 TL civarı bir sayı yapıyor. Assassin's Creed severseniz bu oyuna Assassin's Creed gözüyle bakmayın derim. Vikingleri güzel yansıtıyor mu? Yani God of War Ragnarok kadar Viking şeyleri güzel yansıtıyor mu işte? O tanrıları manrıları, tanrılar manrılar da var bu arada. Böyle Odin'dir, Thor'dur. God of War Ragnarok kadar dediğim gibi güzel yansıtmasa da yine kendi çapında Assassin's Creed olarak güzel yansıtıyor. Tabi harbi bir Vikingsiniz. God of War'da şeysiniz abi, tanrısınız.
Tanrı kesme odaklı bir oyun. Bu oyunda harbi bir Vikingsiniz. Açık dünya. Assassin's Creed yine ve suikast bıçağımız var. Ya gameplay olarak da o kadar şey bir oyun değil yani. Sağlam ayağı yere sağlam basan bir oyun değil, ben size öyle söyleyeyim. Lies of P Game Pass'te var. From Software dışında yapılan en iyi bence Souls-like oyun. Bence. Souls-like oyun. From Software biliyorsunuz Dark Souls'ları, Elden Ring'leri, Bloodborne'ları yapar. Elden Ring'i geliştiren Bandai Namco koydu. Souls oyunlar. Souls dediğimiz şey abi From Software'dır. From Software'da Souls işini tabii kendi çıkardığı gibi çok başarılı yapan bir firma. From Software dışındaki en başarılı bence Souls oyunu. Pinocchio'yu bu arada anlatıyor. Ana karakterimiz Pinocchio. P'nin yalanları zaten oyunlarda da. Bloodborne atmosferini yansıttığını düşündüğüm bir oyun. Evet, 2 kişilik oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. Ben bu oyunu 2 kere bitirdim. Bir mesela şu karakter Leo, şuna da Vincent. Leo olarak bitirdim Berk'le. Bir de Vincent olarak Ömer'le bitirmiştim. Ömer diye bir arkadaş. Brothers A Tale of Two Sons oyunu var biliyorsunuz. Bir de It Takes Two. Onları yapanla aynı yapımcı. 2 kişilik bir oyun, böyle ikiye bölünen bir ekran. Hapishaneden kaçıyorsunuz. Yeri geldiğinde aksiyon, yeri geldiğinde bulmaca. Çeşitli kendi içinde dağılmış gerçekçi bir oyun. Ooo, Cold War abi. Cold War hakkında bir inceleme videosu gelecek arkadaşlar. İnceleme metnini yazdım yani Cold War, öyle söyleyeyim. Yakın yani şu inceleme videosu. Cold War Call of Duty Black Ops 1 ve Call of Duty Black Ops 2'nin arasında geçiyor. Ben bunu PlayStation 5'te bitirdim. Trabzon'da geçen bölümü de var. Call of Duty'ye göre çok farklı mekanikler barındırıyor. Birincisi yan görev mantığı var. Tahta var mesela, bir tane tahtamız. Orada yan görevleri, man görevleri yapabiliyorsunuz. İkincisi karakter yaratma var. Oyun içerisinde gameplay olarak farklı mekanikler var. Şu anda yine bitirelene kadar oldu. Bitireli bir ay olmuştur bu arada. Yeni bitirdim ben bu oyunu. Benim Call of Duty'ler arasında harbi çeşitli bulduğum bir oyun. Hatta en çeşitli bulduğum Call of Duty oyunu bile olabilir. Atmosfer bakımından, gameplay bakımından, bize yaptırdığı şeyler bakımından harbi çeşitli bulduğum bir Call of Duty oyunu. Resident Evil 4. Çok severim kendisi fakat güzel bir indirime girmemiş. 22 dolar da bayağı pahalı. Bu remake'i bu arada. Resident Evil 4 diye bir oyun var. O remake hali bu. Aynı Dead Space gibi yine adına remake yazmamış. Dead Space diye çıkmıştı biliyorsunuz o da. Ve aynı Dead Space'deki yorumlar yapabilirim. Yine korku oyunu fakat şöyle bir şey var. Dead Space'de korku unsuru yoğunken bunda korkudan çok aksiyon unsuru yoğun. Gerektiği kadar orijinaline sadık kalmış. Gerektiği kadar da yeni nesil şeyini yine kendine getirmiştir. Yani Dead Space'de dediklerim gibi aynı. O kadar yeni bir oyun ki, o kadar remake değil ki yani bence. Yepyeni bir oyun yapmışlar bu oyunu. Tabi orijinaline sadık kalmış bir o kadar. Game Wars'a aday oldu arkadaşlar. Bir remake'in bana göre Game Wars'a aday olması bahçe ne kadar saçma gelse de bu oyun cidden yeni bir oyun gibi bize bir şey sunuyor, imkanlar sunuyor. Ondan dolayı Game Awards'da aday olması da bana saçma gelmemişti. Final Fantasy Remake var. Final Fantasy Remake %50 ha. Şey azmış değil. Oyun yine pahalı ama %50 az değil yani. Final Fantasy benim halihazırda oynadığım Final Fantasy 7 adlı bir oyun var arkadaşlar. 1997 yılında çıktı. Bu oyunu 3'e böldüler. Final Fantasy'de remake olarak bir oyun çıkardılar 2022'de. Geçen haftalarda da 2024'te yani bulunduğumuz senede de Final Fantasy 7 Rebirth diye bir oyun çıkardılar. Yani Final Fantasy 7 Part 1 2022'de çıktı. Part 2'yi de Rebirth olarak düşünün. Part 3'te gelecek artık. 2026'da mı gelir? Bence 26'da gelir. Bu oyunu 3 part halinde yayınlayacaklar arkadaşlar. Bu da ilk partı Final Fantasy Remake'in. Hem sıra tabanlı oynanışı hem gerçek zamanlı oynanışı birbirine güzel şekilde harmanlamış bir JRPG oyunu. Benim en sevdiğim JRPG oyunu bu arada. Assassin's Creed Origins ile Odyssey. Bunlar da Valhalla dediklerimi düşünün. Araya yere sağlamasın bir oyun değil. Assassin's Creed değil. Assassin's Creed ile alakası yok. Sadece at kullanıp satma mantığı. Yeni nesil oyuncuları çekmek için yapılmış. Mesela God of War'da, Dead Space'de, Resident Evil'da diyorum ya şey diye. Yeni nesil oyuncular, hem yeni nesil oyuncuları çekiyor hem eski oyuncuları çekiyor diye diyorum ya. Ha bunda öyle bir şey diyemiyorum işte. Ne yeni nesil oyuncuları çekiyor? Ne yeni nesil oyuncular için yeni nesil bir seri. Bu son üçleme Odyssey, Origins, Valhalla. Ne de eski oyuncular için bir Assassin's Creed değil. Anladınız mı? Başarısız ya. Black Flag mesela bak geldik. Black Flag. Aa bu kaliteli bir Assassin's Creed mesela. Korsanlık temasını işleyen bir Assassin's Creed. Ubisoft'tan Skull and Bones çıktı mesela bu sene bir de. Ona mesela bir masar. O 10 sene önce çıkmış bir oyun. 10 sene. 10 seneyi aşkın sene önce çıkmış. Ama hala başarılı bir oyun. Hala oynanır bir oyun. Hala bir başarılı bir Assassin's Creed. Bu arada inşallah bir yeniden yapım getirecekler. Resident Evil Village. Resident Evil serisine yeni bir boyut katan ikinci oyun. Resident Evil 7 de var mesela. O da farklı bir boyut katmıştır Resident Evil'a serisine. Köyde geçiyor Resident Evil 4 gibi. FPS. Yine FPS shooter ya, öyle düşüneyim farklı mekanikler. 2020'de oynadım ben bu oyunu. Çıktı sene yani. Spider-Man %40 indirime girmiş. Oynayabileceğiniz en iyi Spider-Man oyunudur bilgisayarda. Marvel Spider-Man 2 var ama PlayStation 5'e özel. Miles Morales ben çok sevmiyorum bu arada. Miles Morales ben çok sevmiyorum. Ama Marvel Spider-Man işte mesela Sinister Six'e karşı mücadele ediyorsunuz. Harbi harbi Spider-Man oyunu
mekanik olarak, kombat olarak da Spider-Man'le alakanız olmasa bile, bu arada remastered versiyonu, bunu remastered yaptılar. Spider-Man'le alakanız olmasa bile kombatı çok seversiniz. Kendine özgü bir skill ağacı var. Yeni kazandığınız mekanikler var. Düşman çeşitliliği desen, boss fight'lar desen çok güzel. Aa, Resident Evil 7 de çıktı burada bu arada. Dediğim gibi bahsettim Resident Evil 7. Aa, Doom Eternal. Epic Games'te bahsettiğim Doom serisinin, bak Doom Eternal birçok insana göre en iyi FPS shooter oyunu. Neden? Mesela şöyle bir şey var. Abi Doom dediğimiz oyun FPS shooter türünün atısıdır mesela. FPS shooter türünün atısı Doom. Tabii tamamen yeni nesil bir Doom gördüğünüz üzere. Doom Eternal'la beraber de mesela düşman çeşitliliği, düşman türleri falan aynı. Eski oyunun yeni nesli uyarlamış versiyonu. Yeni bir oyun. Çoğu insana göre Doom dediğimiz oyun FPS shooter türünün atasıdır. Bu insanla insana göre değişen bir şey değil bu arada. Bu öyledir. Doom Eternal'da birçok kişiye göre en iyi FPS shooter oyunudur. Çünkü zamanında yaptığı FPS türüne getirdiği yeni soluğu bu şekilde de arşa çıkardı. GTA gibi, yani GTA ve Red Dead Redemption gibi. GTA 3 zamanında açık dünyaya nasıl yeni bir soluk getirdiyse Red Dead Redemption 2 de bunu arşa çıkarmıştır. Böyle diyeceğim bir şey de yok. Sekiro %50 indirime girmiş. 2019 yılının yılın oyunu arkadaşlar. From Software oyunları Epic Games'te yok. Game of the Year, evet, yılın oyunu aldı. Çok başarılı bir oyundur. Souls-like oyundur. Samurayları anlatıyor. Souls-like oyunlar, From Software oyunlar hikaye odaklı oyunlar değiller. Gameplay odaklı oyunlar. Düşman çeşitliliği, ondan sonra combat. Mesela Sekiro combat'ını çok başarılı bulduğum bir oyun. Aşırı iyi bir combat'a sahip, başarısını da bizlere 2019 senesinde gayet güzel bir şekilde gösterdi. 2019'un yılı oyunu. Combat, düşman çeşitliliği, drop sefer, her zaman olduğu gibi o atmosfere, o gameplay'e uygun. Her türlü bak bak puanlara, bak puanlara. Boss'ların saldırı şemaları falan zaten bir Souls-like oyundan beklenir. Zaten bu Souls-like dediğimiz oyunları aslında bizde özel yapan şey nedir biliyor musun? Combat olarak değil. Sekiro'nun falan combat çok iyi de. Dark Souls'ların falan bu Souls-like türünü getirip de popüler yapan Dark Souls'lar abi. Adı üstüne Souls-like, Souls benzeri, Souls dediğimiz Dark Souls. Dark Souls benzeri. Souls like. Like ne benzer? Anladınız mı? Dark Souls'u özel yapan da aslında bu bossların saldırı şemaları. Ya karakterimizin combat da tabii önemli de. Dark Souls mesela takla. Önemli olan takla abi. Dark Souls'ta. Ama bu Souls like türünü daha önemli yapan bossların işte saldırı şemaları, bossların çeşitliliği, o savaştığımız mekanlar. Bu mesela o oyunları zor yapıyor. Bossların, her karşılaştığımız boss'un ayrı bir hava vermesi. Bizim karakterlerimizin şeyleri, combatları falan aynı olsa bile karşılaştığımız bosslar çok farklı şemalar uyguladığı için çok farklı taktikler geliştirmemiz gerekirken oyunda vakitler, yani anladınız mı demek istedim, oyunda vakitler harcıyoruz, inanılmaz vakitler. Modern Warfare ise 2019 yılında çıkmış, Modern Warfare serisine reboot atılmış. Oyun güzel, oyun güzel. Ama ya Call of Duty ismini kullanan, o şekilde satmaya çalışan farklı bir oyun. Yeni nesil Call of Duty'lerin ilk adımıdır. FPS shooter. Çeşitlilik sunar mı? Yeterince sunar gibi. Abi yeter dilinde. Aa, It Takes Two da varmış. Abi yeter diyordum, It Takes Two çıktı. Evet, hatta dedim ya, It Takes Two bu arada 2021 senesinin yılın oyunudur. Gerçekten çok iyi yılın oyunu önerdik bugün. It Takes Two çok farklı mekanikler sunar. Çok farklı. Şimdi ben It Takes Two'ya, bana şey deseniz, It Takes Two'ya ne dersin? Türü nedir bu It Takes Two'nun? Ben harbi adam akıllı bir tür söyleyemem. Ya bu oyun genelde şöyle, şu odaklı, bu odaklı diyemem. Ve her türden, her türden gameplay, her türden mekanik oyuncuya veren bir oyun. Her türden bulmacalar, parkur, gerekince aksiyon, gerekince dövüş, savaş. Çok farklı mesela silah mekanik, silah çeşitliliği, düşman çeşitliliği, mekan çeşitliliği, level designlar. İnanılmaz çeşitli bir oyun. Zaten 2021 yılın oyunu da çok iyi bir şekilde hak ediyor. Mesela 2021'den çıktı. Resident, bak mesela şöyle bir gameplay var, şöyle bir gameplay var. Mortal Kombat var bir gameplay var. Bir şeyler sürüyorsunuz. Oyunu oynadıktan sonra sen diyeceksiniz. Ben bu oyunu bitirmedim. Game Pass'ta oynamıştık. Onlarla bayağı yaklaştık. Fakat bitirmedik. Bir arkadaşa, Cem'le oynuyorduk. Cem diye bir arkadaşımla. İnşallah Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şu anda kaldı oyunu. Kaldı oyunu. Artık bitirdim. Bilmiyoruz artık ne alemde. Evet abi, ben burada artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Daha fazla bir şey yok galiba. Boğazım gidiyor. Tamam, yok oldu artık. Bak kaç saattir konuşuyorum. 1,5 saatte kayıt oluyorum arkadaşlar. Bu videoyu ne kadar izliyorsunuz bilmiyorum artık. Kestiğim için kesip biteceğim. Ondan dolayı şey olacak. Video daha kısa gözükecek sizlere. İzlediğiniz teşekkürler. Aa, feci bir indirim videosuydu. Bundan daha feci bir indirim videosu yapamam herhalde hayatım, ömrü hayatım boyunca. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.